merhaba. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan ve başkan yardımcısından sonra siyaseten en güçlü isim, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin'in tüm itirazlarına rağmen Tayvan'a bir ziyaret yaptı. Acaba bu ziyaret Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkileri nasıl etkileyecek ve Çin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi bu dönemde Tayvan'ı işgal etmeyi düşünüyor olabilir mi? Bu soruları Liverpool Üniversitesi'nin Çin kampüsünde akademik çalışmalarına devam eden siyaset bilimci doçent doktor Ceren Ergenç ile konuşacağız. Merhaba Ceren, hemen sorayım bir kere. Şimdi çok büyük haber oldu. Tabii bütün uluslararası medya bu gerginliğin askeri bir boyutu olur mu endişesiyle belki biraz da bu ziyaretin sonrasında ilk haber olarak izledi Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini. Çin tepki de gösterdi ama nasıl geçti sence bu ziyaret ve nasıl tepkiler olabilir bundan sonra da Çin'de? Evet, Çin'in bu ziyarete söylemsel tepkileri fiili tepkisinden çok daha fazla oldu gerçekten. Söylemsel tepkileri arasında Pelosi'nin uçağına eşlik etmek, inmesini engellemek vesaire vardı. Gerçi Tayvan'a bir askeri müdahaleyi hiçbir zaman devlet görevlileri söylemedi. O daha çok Çin kamuoyu içerisindeki milliyetçilerin dileğiydi. Ama ve nitekim sadece bir askeri tatbikat yapmaya karar verince Çin, şimdilik en azından, bu aşırı milliyetçiler hayal kırıklığına bile uğradı diyebiliriz aslında kamuoyu içerisinde. Çin'in tepkisi bu şekilde oldu. Bu da aslında Çin'in bu meseleyi nasıl gördüğüyle doğru orantılı, hani o çerçeve içerisinde anlamlı duruyor. Şöyle ki Pelosi'nin ziyareti aslında içerik olarak çok da alışılmışın dışında bir ziyaret değil. Çünkü ABD ve Tayvan müttefikler ve ekonomik ortaklar aynı zamanda. Dolayısıyla Amerika'nın üst düzey siyasetçileri, devlet görevlileri zaman zaman Tayvan'a gidiyor ve değişik konularda istişarelerde bulunuyorlar, anlaşmalar imzalanıyor vesaire. Ve Çin bunları biliyor ve normalde bu tip ziyaretlere böylesi bir tepki vermiyor. Bu sefer böyle bir tepki vermesinin, hatta vermek zorunda bırakılmasının demek istiyorum, nedeni biraz da Pelosi'nin bunu bir şova dönüştürmüş olması. Çünkü bu ziyaret diğer teknik ziyaretlerin ötesinde öncelikle medyaya önceden sızdırıldı. Ve çok uzun zamandır işte gidecek mi, gitmeyecek mi, giderse kiminle buluşacak, ne olacak vesaire, bu o kadar çok tartışıldı ki bu da Çin'i bir tepki vermeye zorladı ve nasıl bir tepki vereceğini de planlamak için ve söylemsel olarak da tansiyonu arttırmak için fırsat tanıdı bir yandan da. Ve Pelosi'nin ziyaretinin içeriğine bakacak olursak bir kısmı çok olağan görüşmeler. İşte Cumhurbaşkanı haliyle görüştü tabii ki. Kendi siyasi geçmişiyle, tavrıyla, tutarlı olarak insan hakları aktivistleriyle görüştü. Bu da tamam. Bir bizim için ilginç olan bir nokta, mikroçip sanayinin önde gelen sermayedarlarıyla da görüştü bu sefer. Ki bu Çin açısından daha yeni ve daha önemli bir noktası aslında Pelosi ziyaretinin. Şöyle ki Temsilciler Meclisi şimdi tatilde. Ama tatile girmeden hemen önce Temmuz sonunda bir karar geçirdi. Bu karar Amerika ve Tayvan mikroçip tasarımı ve üretimi pazarında tekel durumundalar birlikte. Ama bu tekeli Çin'e kaybetme riskleri var. Çünkü Amerika'nın mikroçip arzını kısması, bunu siyasi bir araç olarak
kullanması, Çin'in teknoloji pazarlarındaki iddiasını, hakimiyetini zedeleyen bir şey. O yüzden Çin uzun zamandır bu mikroçipi kendi tasarlama ve üretebilme kapasitesi üzerinde çalışıyordu. Ve uzun vadede bu pazar tekelini Amerika'nın elinden almasın diye Pelosi'nin geliştirdiği bir tasarı meclisten geçti. O da yerli Amerika'nın yerli tasarımcı ve üreticilerinin teşvik yoluyla desteklenmesi idi. Bunun hemen arkasından da Pelosi Asya ziyaretine çıktı. Bunun içerisinde Tayvan'a geldi. Olağan görüşmeler dışında bir de bu sanayinin önde gelenleriyle görüştü. Bu aslında Pelosi açısından açık bir mesajdı. Biz hala müttefiyiz ve hala birlikte çalışmaya devam ediyoruz diye bir güvence vermekti aslında. Bu Çin açısından tabii ki önemli bir haber. Çünkü az önce açıkladığım üzere bu mikroçip meselesi gerçekten tüm dünyayı etkiliyor aslında. Şu anda Türkiye'de bile mikroçip sıkıntısı var. Çin'i haliyle herkesten çok etkiliyor. Hem iç ekonomisi anlamında hem kuşak ve yol girişimi üzerinde yeni başlattığı projeler içinde çok önemli bir tekel bu mikroçip tekeli, Amerika'nın tekeli. Uzun vadede mutlaka çok önemli ama kısa vadede Çin'in verdiği tepki bu ekonomik rekabet için değil. Dediğim gibi Pelosi bunu bir şova dönüştürdüğü için ve Çin bu ziyareti kendi egemenliğine ve gücüne bir uluslararası meydan okuma meydan okuma olarak gördüğü için buna bir yanıt vermek zorunda hissetti kendisini. Ha, tabii şunu da söylemek lazım. Çin elbette Tayvan'ı bir gün anakaraya katmak istiyor. Ama bunu ne kadar bir ani sıcak çatışmayla, bir fiili savaşla yapacak, yapmayı tasarlıyor, ondan ben çok emin değilim açıkçası. Daha çok uzun vadeli bir plan olarak görüyorum açıkçası. Tabii bu Ekim'deki parti kongresinde Xi Jinping üçüncü kez Cumhurbaşkanlığının üçüncü dönemine devam etme kararı çıkarsa ve özellikle politbürodaki politbüro dağılımındaki siyasi gücünü, üstünlüğünü korumayı başarırsa değişebilir. Çünkü ondan sonra biraz daha Xi Jinping'in üzerindeki parti kontrolü, kurumsal kontrol azalmış olacak. Ondan sonra daha yakın bir gelecekte böyle bir hareket bekleyebiliriz Çin'den. Ama şu aşamada özellikle kongreye giderken Xi Jinping'in en başat derdi kendi meşruiyetini hem halk nezdinde ama özellikle parti içerisindeki güç dinamikleri içinde azaltmayacak, o güç dinamiklerini değiştirmeyecek, kendi aleyhine değiştirmeyecek bir istikrarda götürmeye çalışmak. Ukrayna Savaşı bu istikrar arzusuna çok büyük bir darbeydi. Arkasından pandeminin yeniden başlaması. Gerçi tabii sayılara bakacak olursak ne kadar yeniden başladı diye sorabiliriz ama biliyorsun bu Şanghay karantinası gibi çok aşırı tepkiler verdikleri için Çin için bir mesele haline geldi bu. Ve onun üzerine bir de bu Tayvan krizi, dediğim gibi bu istikrarlı gitmesini umduğu son geri sayım dönemine girdik artık. Çok az zaman kaldı. Bunun içerisinde Xi Jinping'in önüne engel üstüne engel çıkartıyor aslında bu işler. Ki aslında Pelosi'nin muhtemel niyetlerinden biri de o Xi Jinping'in kongreye giden yolda bir pürüz daha çıkarmak aslında. Bir meseleyle bir soruna daha uğraşmasını sağlamak olarak da düşünebiliriz aslında. Yani özet olarak Çin tarafının derdi meşruiyetini kendi halkı gözünde ve Xi Jinping'in parti içerisindeki güç dengelerini gözetmekti. Çok o kadar güzel analiz ettin ki soru sormakta zorlanacağım ama şunu sorayım. Ben de geçen hafta çok önemli bulduğum ve o çiple ilgili Medyascope'da yazdım, çip yasası ve Çin'in açısından hani bunun aslında önemli bir tehdit olarak görüldüğünü, hatta hani ateşle oynayan yanar sözünün Xi Jinping'in hani çok medyaya çıktı ya, Nancy Pelosi'nin ziyaretinden ziyade asıl bu tür
Çin'le Amerika Birleşik Devletleri, daha doğrusu yani bu küreselleşmeyi geriletecek Amerika Birleşik Devletleri'nin önce Amerika politikalarına geri dönüyor oluşu olduğunu işaret etmeye çalışmıştım. Şimdi onun için de sorayım. Tam Joe Biden'la Xi Jinping'in böyle 2 saat 15 dakika süren uzun bir telefon görüşmesi ertesinde bu ziyaret gerçekleşti. Yine konuşulan konulardan biri işte bu çip konusunda ki hani tasarımcı Amerika, imalatçısı Tayvan dünyada senin söylediğin gibi tekel olmuş durumdalar ama bu şeyden, imalathanelerden, gerçi artık Çin de kendi ülkesinde üretiyor ama çok yararlanan bir ülke Çin'de. Üstelik Tayvan'la büyük bir ihracatları var sanıyorum. Biraz Tayvan'ı Çin'de yavaş yavaş hani o bağımlılık ilişkisinden çıkarmaya çalışıyor diye yorumlara okudum. Böyle midir? Yoksa cezalandırma amaçlı mesela bir takım ithalat yasakları getiriyormuş. Bunlar sadece cezalandırma amaçlı mı? Onu sorayım. Nasıl ekonomik ilişkiler etkileniyor bu gerilimden, Çin-Amerika geriliminden? Evet, bu şey, tropik meyvelerin ihracatını durdurması vesaire çok sembolik ve geçici hareketler. Yani bu mesele yatıştıktan sonra birkaç ay sonra, en fazla bir yıl sonra tekrar onlar sessizce geri döner. Onlar hakikaten sembolik diplomatik hareketler olarak, ekonomik diplomasi olarak okuyabiliriz. Bu Tayvan'ı Amerika'dan ayırmaya çalışmak aslında çok çok ilginç bir nokta yıl gündeme getirdi. Çünkü Çin içerisinde de böyle söylemler var gerçekten. Normalde başka bir zamanda böyle bir kriz olsa Amerika'yı suçlamak kadar bir yandan da Tayvan'ı da suçlarlardı. Yani Tayvan'da bağımsızlık isteyenleri suçlarlardı. İşte ne kadar Çinli olduklarını anlamıyorlar, ne biçim Çinli bunlar, işte ihanet içerisindeler ülkemize, toplumumuza gibi söylemler de olurdu. Ama bu sefer bunlar tabii gene oldu sonuçta kamuoyu ama şöyle bir söylem de aslında bayağı görünür oldu. Aslında Tayvanlılar da bu ziyareti istemiyor. Çünkü onlar da işte en azından statikonun devamını tercih ediyor. Ama işte Amerika bir demokrasi ve işte dolayısıyla kontrolsüz bir güç olduğu için işte Biden Pelosi'yi kontrol edemiyor. Pelosi de işte kendi kariyerini yıkıcı hareketler yapıyor. Biraz da orada bir cinsiyet meselesini de sokuyorlar işin içerisinde. Toplumsal cinsiyet meselesini de işin içerisine sokuyorlar. Bu bir şekilde yani bu Amerika'nın hatası. Çin hasar kontrolü yapmaya çalışıyor gayet sakin ve sorunlu bir süper güç tavrıyla. Tayvan'da bu durumda Çin'den yana tavır alıyor gibi bir çerçeve içerisinde sundular. Bu da çok ilginçti gerçekten. Bunu uzun vadede senin dediğin gibi ekonomik anlamda da bu Tayvan-Amerika ittifakını kırmaya çalışmanın emareleri olarak okuyabiliriz. Peki o zaman şunu da sorayım. Şimdi aslında hem Ukrayna Savaşı'nın Çin'de Xi Jinping açısından tam da işte 3. dönemi için kongreden onayı alıp liderliğini iyice pekiştirmiş olarak devam etmeden önce bu yaşanan gelişmelerin olumsuz etkilediğini söyledin. Belki bir o boyutundan biraz bahsedersen, belki son bölümde de bu kongre oturumunun, seçimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulayarak bitiririz. Ukrayna Savaşı Xi Jinping için özellikle kötü olmadı. Yani son kertede özellikle kötü olmadı. Sadece uğraşması gereken bir başka mesele olarak ortaya çıktı. Ki uzun vadeli bir mesele. Sadece Ukrayna Savaşı'nın kendisi değil, bunun küresel dengeleri nasıl değiştireceği siyasi anlamda. Bir de ekonomik anlamda şu an kuşak ve yol girişimi çerçevesinde Çin ve Avrupa arasındaki ticaret köprüleri sekteye uğramış durumda. Ve bunu telafi etmek için örneğin şu an Akdeniz'e kuşak ve yol girişimini Akdeniz'e kaydırmayı planlıyor için. Bunun gibi ekstra adımlar atmak zorunda kaldı savaşın başlangıcından bugüne kadar. Yani uğraşması gereken bir diğer mevzu oldu. Şimdi Ukrayna Savaşı'nda aslında
tarafsızlığını korumuş olması Xi Jinping'in hanesine bir artı puan olarak yazıldı. Hem Amerika bunu kabul etmese de bence uluslararası toplum içerisinde de ama özellikle iş kamuoyunda bunu bir sorumlu süper güç olma, bir büyük güç olmanın doğru bir tavrı olarak yorumlandı. O anlamda aslında bir meşruiyet kaybına uğramadı. Ama diğer meselelerle uğraşırken, örneğin işte bu ekonomik ve enerji kriziyle uğraşırken otoriterleşmenin dozunu arttırdı aslında Xi hükümeti. Çin toplumu açısından böyle bir olumsuz getirisi oldu pandemi artı Ukrayna sürecinin. Çünkü bu meselelerle uğraştıkça içeride muhalefet olmasın diye potansiyel muhalefet kaynaklarını bastırmaya başladı. Yani bir önlem olarak bastırmaya başladı. Böyle bir olumsuz gelişmesi oldu. Ama Ukrayna savaşından meşruiyet anlamında çok da fena çıkmadı diye düşünüyorum. Yalnız bu Tayvan meselesinde şöyle ilginç bir gelişme oldu. Pelosi'nin uçağı kalkacak mı indi mi? O tam o zaman içerisinde aşırı milliyetçiler kamuoyu içerisinde çok heyecanlanmışlardı. Neredeyse kendileri tanksız tüfeksiz bir şekilde Tayvan adasına doğru yola çıkmak üzereydiler. Bunun karşılığında bir tatbikatla sınırlı kalınca Çin'in tepkisi, zaten biz Putin kadar güçlü değiliz, tak diye alamayız Tayvan'ı gibi bir olumsuz hava esti ve parti organları hasar kontrolü yapmak için hemen niye bu Pelosi ziyaretini bir sıcak çatışmaya dönüştürmemenin de aslında bir sorumlu süper güç davranışı olduğu ve hükümetin niye en doğru kararı verdiği yönünde yayınlar yapmak zorunda kaldılar. Bunun ne kadar etkili olup olmadığını söylemek için çok erken. Çünkü hala bu mesele devam etmekte. Pelosi yaklaşık sanıyorum çok yakın bir zamanda ayrıldı Tayvan'dan. Ama tabii bunun artçı sarsıntılarını daha önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ve uzun vadede Xi Jinping'in meşruiyetine nasıl bir etkide olduğunu da belki bir sonraki sefer konuşursak daha net olmuş olur. Peki son soruyu tekrar o zaman şöyle sormuş olayım. Şimdi Ekim'e konsantre olmuş durumda Xi Jinping ama senin anlattıklarından ülke içindeki siyasi dengeler bakımından milliyetçilerin sesi epey güçlü olsa gerek. Hani bunları da gözetmek zorunda olduğu için demin daha sonraki yani bu Ekim'de görev onayını bir kez daha aldıktan sonra Xi Jinping daha sert Amerika Birleşik Devletleri ile rekabete ve belki bunun bir sonucu olarak Tayvan politikasında da daha sert adımlar atmaya gidebilir dedin yanlış anlamadıysam. Biraz bu Ekim'deki kongrenin önemi ve neler nasıl değişebilir Çin-Amerika ilişkileri onlara ilişkin öngörülerini bitirirsen çok sevinirim. Bu kongre, Ekim'deki kongre gerçekten biz Çin çalışanların soluğumuzu tutarak beklediğimiz ve geri sayımı anbeyan yaptığımız bir siyasi toplantı olacak. Çünkü oradan çıkacak sonuç Xi Jinping yönetiminin nasıl bir siyasi tarzda devam edeceğini gösterecek. Bir ihtimal her zaman Xi Jinping'in devam edememesi. Çok radikal bir ihtimal olur eğer gerçekleşirse. Bir ihtimal, diğer uçtaki ihtimal Xi Jinping'in hem 3. döneme devam etmesi hem Politburo'daki dağılım, Politburo dağılımındaki üstünlüğünü koruması. O zaman da tamamen çok güçlü bir lider olacak ve partinin, parti devletinin, parti bürokrasisinin denge ve denetleme mekanizmalarının üzerindeki, Xi Jinping üzerindeki gücü çok azalmış olacak. Bu da diğer ekstremdeki bir ihtimal. Bir de Xi Jinping'in 3. döneme devam edip Politburo'daki üstünlüğünü kaybetmesi durumu olacak ki bu da ikisi arasında bir yandan devam ediyor ama bir yandan da partiye hesap verilebilirliği artmış olacak. Bu üç seçenek hangisinin
olacağına bağlı olarak Xi Jinping'in 3. dönemini ya da bundan sonraki dönemin nasıl olacağını biraz daha analiz etme fırsatı bulacağız. Eğer Xi Jinping bu kongreden çok güçlenmiş bir şekilde çıkarsa, bu şu zamana kadar muhalefeti kontrol etmek amaçlı siyasi baskıları rahatlatacağı anlamına mı gelecek? Yoksa tam tersi o denge denetleme mekanizmaları zayıf kalacağı için yine bu şekilde mesela bir önceki kendisinden önce gelen Cumhurbaşkanı Hu Jintao zamanındaki gibi daha uluslararası, daha liberal bir ortamın tamamıyla sonunun geldiği anlamına mı gelecek? Onu işte o kongreden sonra yaşayıp göreceğiz gerçekten. Ama bu anlamda da çok çok hayati bir siyasi toplantı bu. Bu Çin-Amerika rekabetine nasıl yansıyacak? Yine aynı şekilde. Şimdiye kadar gördüğümüz Çin'in özellikle Çin'in son dönemlerinde uluslararasılaşma trendinin yavaşladığı, hatta kimi alanlarda geriye dönüş yaşandığı yolunda. Ve bu özellikle son zamanlarda içeride yaşanan ekonomik krizle de birleşince yine biraz daha yalıtılmış, kendi başına hareket eden bir siyasi aktör mü olacak? Yoksa pandemi öncesinde kendini sunduğu şekilde daha uluslararası, daha çok sorumluluk alan, daha angaje bir süper güç olma yoluna geri mi dönecek? Ona bağlı olarak da biraz değişecek Çin-Amerika ilişkileri. Ceren Ergin, çok teşekkür ediyorum. Liverpool Üniversitesi'nin Çin kampüsünde akademik çalışmalarına devam eden siyaset bilimci Ceren Ergin, Nancy Pelosi'nin Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Tayvan ziyareti vesilesiyle Çin-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini ve Çin'in iç siyasetini yorumladı. İzlediğiniz için teşekkürler.